Ben ne burada ilkinde bekledim? Çok ha? Foto'yu hiç görmüyordum. Hiç. Atacaksın, hiç görmüyorsun. Şey valla. Görünen bir şey yok zaten. Evet, bir şey yok. O yüzden bekledim. Görünen bir şey yok ki. Ne bileyim abi. Ne söyledim ya ben gerekeni. Hiç gözükmüyor ya. Ama ikinci gözü de gördüm. Çıkarmamıza gerek yok. Ne, sadece bu kadar yarısını gördüm. Çok ileri gidiyor dönüşte. Ben iki dönüşte yarısını gördüm. İlkinde hiçbir yerini göremiyordum. Şu tahtanın ucunu gözükmüyor zor gördüm. Abi tahtaların ortasına atacaksınız işte. O kadar basit. Yine en azından bir pota çemberi falan gözüküyordur ya. Yok, hiçbir şey görmedim. En yukarıda. Hiçbir şey görmedim. En yukarıda da. İkide işte gördüm. İlk tamam, çektiğinizde işte, hiçbir şey görmedim. Kısa çektik çünkü. Evet, orada hiçbir şey görmedim. Biraz daha çekebilir miydik yukarı? Yok. Full çektik. Kiminki öldü? Kiminki öldü bir de onu. Hayır, ne oldu? Biz bir ara baktığımızda. Birimi öndeydi, bir sıfır, bir oldu. İki bir öne geçti. Sen bir ara gördün mü? İki bir öne geçti. Onlar duruyordu, biz çoktan dönmüştük. Atamadım o an. Durum 7-7. Şimdi Turabi Anıl'a karşı hazır. Turabi yükselmeden atmayı denedi. Yine öyle yaptı. 2'de 0'la gidiyor şu ana kadar. Anıl ikinci atışını yapıyor. Atamadı. Turabi attı. Turabi risk alıp çemberi görmeden atıyor. Anıl yükseldi. Anıl attı olmadı. Turabi bir şu anda. 0. Turabi bir, Anıl 0. 1-1 oldu durum. 1-1. Anıl yükseliyor. Anıl'ın iki topu daha var. 2 oldu Anıl. Son top. Turabi attı olmadı. Anıl kazandı. Anıl kazandı. Gönüllüleri 8-7 öne geçirdi. Bravo. Bravo. Çok kaçırdı. Bravo. Onlar geldi. Yani kesinlikle bir risk ama yani değiyor mu? Alınabilecek en iyi risk. Bir şey söyleyeyim. Tamam, yukarıda söyleyeyim. Atma olasılığı %60 iken burada %40, %30 değil. %10 kazanıyorsun bence. Hep ileri gitti. Dedim ya, böyle düşmesi lazım. Dik giderse girmez. Dominik'te ödül oyununda durum 8-7. Gönüller önde. Şimdi Mustafa Kemal Hilmi Cem'e karşı hazır. İlk atışlar geliyor, attılar. Hilmi Cem attı, Mustafa Kemal'inki içinden çıktı. Hilmi Cem 2 oldu, Mustafa Kemal atamadı. Mustafa Kemal risk aldı, erken attı ama Hilmi Cem kazandı. Hilmi Cem kazandı, durum 9-7 oldu. Adam. Bravo, sağ olun. Bravo! Bravo, iyiler! Bravo, eline sağlık. Hayır, gayet var. Mustafa Kemal iki içinden çıktı. Mustafa Kemal risk aldı. Erken attı ama
bir sayı. Hadi bakalım. Son. Hadi abi çıkalım. Nagi sen çıkacaksın. Çıkan 3'te 3 alışma. Nagihan var, ben varım. Bir erkek tamam. Var. Anı var. Bir sayı yetiyor. Su var mı? Bir şey diyeceğim. Ama ilk sayı önemli. Duydunuz mu? Çünkü Damla konuştu. Ben sadece skoru zaten duyduk. Için hiçbir şey gerek kalmadı. Sizin şeyleri duyduk. Hilmi'cim seviniyor. Ya ben Hilmi'cime söylüyorum. Hilmi'cime söyle. Sonra böyle yapma. Ben bravo, size bir bağırıyorum. Oldu. Sonra de ki Murat, Hakan ya da işte biz biriz. Onu da sonra söyledim. Nedense duyamıyoruz biz ya. Şey herhalde adrenalin. Adrenalin. Yoksa bağırıyorsun ben. Yakalıyorum arada. Lak lak hadi. Hadi. 9-7 gönüllüler önde ödül oyununda. Turabi Hakan'a karşı Hakan kazanırsa ödül gönüllülerin Turabi'nin mutlaka kazanması gerekiyor. Hazır. Turabi attı bir. Turabi bir. Bir bir. Bir bir oldu. Durum bir. Hakan 2. Hakan 2 oldu. 2-1 Hakan. Turabi risk aldı, olmadı. Hakan attı, olmadı. Hakan yükseliyor, atarsa kazanacak. Turabi attı, olmadı. Hakan attı, Hakan kazandı. Ödül gönüllülerin oldu. Bravo. Ya arkadaşlar, öpeceğim hepinizi. Kusura bakmayın. Bir ayağımı atayım oraya. En büyük hayalim de. Biraz kaysan ayağımızı da. Birleşme sonrası yatağa geldi. Evet, birleşme sonrası hele iki kere yatakta kaldıktan sonra. Annelerimize de anneler günü ödüyorsun. Çok güzel oldu. Ama herkes de çok güzel. Herkes tebrik ediyor. Güzel. Temiz yorum, temiz.
Gerçekten anneler günü. Ağrıyor başlar tabii. Bir de onu çıkarınca. Yapacak bir şey yok abi, artık birleşmeden sonra. Hadi bizim de buna ihtiyacımız var zaten. Konsantre olabiliriz. Hadi arkadaşlar. Hepimiz ihtiyacı var. İki gün dinleneceğiz. Kafaları toparlayalım. Biz işe katalım. Hepimiz yorulduk. Şey gibi. Okulda ilk yarı biter ya, karne alırsın. Aynen. İlk karneyi aldık. İyisiyle kötüsüyle kapatıp. Evet. İkinci döneme girmemiz lazım. Hepimiz teşekkür takdirde aldık. Teşekkür ederim size. Ha? Şu bulduğunuz orta hareketi evet. Dıştan itiyor. Hani ortadakiler geri dönüyor. Lak diye alıyor ya onu. Çok iyi hareket. Her şeyde 2 saniye eş. Aynen. Çok iyi. Her oyunda böyle bir yanda destek alıyorlar. Her oyunda böyle şeyler bulmak su, lazım. Su yok mu? Su. Bugünkü ödül oyununu 17'lik skorla kazanan gönüller oldu. Tebrik ediyoruz. Hilmi'cim, bugünün başarılı isimlerinden de yanılmıyorsam 4'te 2. Yani ortada bir oyundu. Çok ufak şeylerden sonuçlar belli oluyordu. Kazanan biz olduk. Birleşmeden sonra rahat günlerimizi geçirmek önemli. Aslında öyle bir yatırım oldu şu an kazandığımız oyunla. Yatay geçiş Murat'ın dediği gibi. Yani güzel abi, kazanmak güzel bir duygu. Yatakları bırakmak çok daha güzel bir duygu. Ailemize zaten, annemize de ufak bir hediye de gönderdik. Bizden mutlusu yok şu an. Katılıyorum. Bütün yarışmacıların ailelerine gönderdiği hediyeler gerçekten çok hoş, çok güzel bir jestti. Anıl, 3'te 3 yaptın. Günün başarılı isimlerindensin. Evet Alp Bey, 3'te 3 yani yaptıysam sahada beni çeken arkadaşlarım ve ben şey destekleyen, yönlendiren arkadaşlarım sayesinde. Yani çok güzel bir uyum yakaladık bugün. Güzel taktikler keşfettik ve onları sahaya yansıttık. Hilmi'cimin dediği doğru, Birleşe Partisi'nden sonra Survivor'a adaptasyonumuz daha kolay olacak yataklarımızı koruduğumuz için. Güzel mücadeleydi, herkesin eline emeğine sağlık. Bu kadar. Teşekkürler. Bugün atıcılardan daha çok zorlanan çekiciler de vardı. Onların da hakkını vermek lazım. Nagihan bir sayısını aldı. Hakan da bugün 4'te 2 yaptı yanılmıyorsam. Çok zor bir oyun. Yani yukarı çıkıp topu atmak yetenek istiyor ama burada koşmak da... Şimdi 17 bitti. 17 kere koştuk aşağı yukarı. Çok zor bir şey. Herkesin emeğine sağlık. Ünlüler de çok koştu. Hepimiz yorulduk. Yani birleşme öncesi zaten güzel birleşmeyi hak ettiğimizi de şu parkurdaki herkesin emeğinden görebiliyoruz. Hayırlı olsun. Dediği gibi anladığında ben hep şey derim, Birleşme Partisi akşamı bal kabağına dönüşüyorsun diye anlatırdım hep panoramada. Bu sefer bal kabağına dönüşmeyeceğiz. En azından yatağımızda birkaç gece daha geçirip oyunlara daha rahat çıkacağız. Dönelim ünlülere. Ümit Karan bugün olmadı. Arkadaşları tebrik ediyorum. Evet, birleşme öncesi daha rahat edecekler ama artık onlarla Birleşme Partisi en azından iki sohbet etme fırsatımız olacak. Belki birbirimizi yakından tanıma şansımız olacak. Arkadaşları tanımıyorum. Murat'la İmice'mi hiç tanımıyorum. Şaka bir yana ama hepimiz için hakikaten bir restart olması gerekiyor. Yani sıfırdan başlıyoruz. Biz de çok yorulduk. Burada Tur abi, Merve, Mustafa Kemal, Adem, Sema, hepimiz gerçekten hem mental olarak hem fiziksel olarak çok yorulduk. Aynı şekilde o takım için de geçerlidir. Hepimiz için o iki gün çok önem taşıyor. Peki Acun Bey söylemişti. Keyif aldığımız, zevk aldığımız oyunları bir kez daha görebileceğiz ekranda diye. Bu onların ilkiydi, başlangıcıydı. Bundan sonra daha önce oynadığımız oyunlardan karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bu detayı da verdikten sonra kazanan gönüllüleri tebrik ediyorum. Şimdi sahillerinize gidebilirsiniz. Buyurun.